Külli Yutmaz Aydın diye biri var, tanır mısınız? Tıpkı Hababam sınıfındaki gibi hep kandırılır ama onu kandırılmadığına inandıran arkasında iki kişi var. Nurullah Çiftçi ile Ferhat Can Bey. Adamı büyülemişler. Bu Külli Yutmaz Aydın bunların birinin ortağı, birinin patronu olur. Bunlar da bakmış ki artık gazla çalışıyor bu adam. Öyle bir havaya getirmişler ki Aydın'ı avucunun içine almışlar. Büyü yapmışlar buna. Aydın'ı öyle bir hale getirmişler ki Aydın kendini dünyanın en zeki insanı zannediyor ama aptal olduğunu o bile bilmiyor. Şimdi şuna bak. Bu Kül Yutmaz Aydın'ın Hayvansaray'daki yerine gitmişim. Diyorum ki güzel abim bilmediğin şeyler var. Sana anlatayım diyorum. Senden habersiz bunlar iş yapıyor, iş. Bak diyorum Gala TV sizin iken bunlar sahte çeklerle ödeme yaptılar. Ve bu ödemelerde sıkıntı çıkınca sen duymayasın diye bu olayı örtbas etmek için beni dolandırdılar ve senden gizli size ait olan Gala TV'yi bunlar bana sattı. Sonra da inkar ettiler ama işin içinden çıkamadıkları için bana kumpas kuruyorlar, yalancı diyorlar, şizofren diyorlar. Hatta ki sana Yusuf şizofren demişler değil mi? Çünkü bir gün sana ulaşıp bu lafı söyleyeceğimi biliyorlardı. Yani adamı öyle bir hipnozlamışlar ki Nurullah haşa Allah peygamber. Eminim sonra hatasını öğrenmiştir ama iş işten geçmiştir. Şu an bu bir sürü hengame yaşıyorsak bunların hepsi Nurullah'ın Aydın'ın başını belaya sokmak isteyişindendir. Yoksa ben Aydın İpek İşleyen'e niye üstüne gideyim ki? Adamı niye karşıma alayım? Ama bunlar Aydın'ı da büyüledi ve bana karşı kışkırttılar. Benim doğrularım bile adamın gözünde yok. Hal böyle olunca biz dedik ya tamam insanız hata yapabiliriz ama siz 5 yıldır aynı hatayı yapıyorsunuz bak. Yani trilyoner adamsınız ama benim parama muhtaçsınız ya. Böyle bir şey olmaz. Şu an siz bana muhtaçsınız. Ben size muhtaç değilim. Bir de kapınıza gelmişim. Alçak gönüllülükle olayı kapatın diyorum. Hayatımı mahvettiniz diyorum, olayı çözün diyorum. Çözmeyince dedim o zaman gittiği yere kadar savaşacağım kardeşim sizinle dedim. Bu Kül Yutmaz Aydın'ın Hayvansaray'daki yerine gitmişim. Diyorum ki güzel abim senin ortağın Nurullah Çiftçi ile senin elemanın Ferhat Can Bey beni dolandırdılar. O da diyor ki ya öyle bir şey olur mu? Diyorum bak bilmediğin şeyler var sana anlatayım diyorum. Şimdi bu Gala TV sizin ya diyorum. O da diyor ki yok öyle bir kanalımız yok. Ya güzel abim bu kanal sizin. Bu kanalı senden habersiz birçok kişiye bu iki çakal satıyor, para alıyor, daire alıyor ve bundan senin haberin yok diyorum. Diyor ki yok ya öyle şey olur mu? Sonra diyorum ki güzel abim bak sizin Yaşam TV diye bir kanalınız var ya. O da diyor ki bizim öyle bir kanalımız yok. Ya güzel abim diyorum bak Yaşam TV diye bir televizyon var ve bu sizin ve bu kanalı senin ortağın Nurullah Çiftçi senden habersiz Ferhat Can Bey ile beraber işletiyorlar. Bir sürü para kazanıyorlar. Ve senin ruhun duymuyor bundan. Diyor ki ya o kanal bizim değil ki diyor. O Ferhat'ın abisinin. Ya güzel abim diyor. Gerçekten bu kadar saf olduğunu düşünemiyorum diyor. O kanal 5 sene önce kapandı. Bu televizyon sizindir. Sizin adınıza devam eder. Sizin imkanlarınız kullanılarak bu televizyon yayındadır. Ama bu televizyonu Ferhat Can Bey'le Nurullah Çiftçi senden habersiz habire birine satıyorlar. Paralarını alıyorlar ama bundan senin haberin yok diyorum. Zorda kalınca benim gibi gelen insanlara inanmaman için bir sürü önden seni bilgilendiriyorlar ve sen hipnoz altında kalıyorsun. Ortağın tarafından dolandırıldığını anlayamıyorsun diyorum. O da diyor ki öyle bir şey olur mu? Orada sorun yok. Çünkü bak 2018 yılında bu Gala TV sizin iken Ferhat Can Bey ile Nurullah Çiftçi bu televizyonun ödemesini yapmak için sahte çek kullandılar. Mümkün değil diyor böyle bir şey olur. Nasıl söylersin böyle bir şey? Ya diyorum araştır kardeşim. Yani kim seni patron diye koydu buraya? Bunu da söyleyeyim hani şakayla karışık. Adam kendini zeki zannediyor. Ortağı Nurullah'la elemanı Ferhat Can Bey bu adamı hipnozlamışlar. Tıpkı milleti dolandırırken nasıl hipnoz diyorlar, nasıl büyü ile etki altında bırakıyorlarsa bunlar ortaklarını da patronlarını da bu şekilde yapmışlar. Aydın hiçbir şeyden haberi yok.
Aydın'ın televizyonu işliyor. Aydın'ın adına çek veriyorlar ve çekler hep karşılıksız. Sonra bana televizyonu satıyorlar. Aydın bundan habersiz. İpek Nur diye bir arkadaşımıza bu televizyonu satıyorlar. İki daire alıyorlar. Aydın bundan habersiz. Bu arada demin bahsettiğim çek olayını da ilk defa benden duydu. Benden duyduğu çok şey var. Hatta bunların Yurdum TV diye bir logoları vardı. Logo Aydın ile Nurullah'a ait. Ama bunlar bu Yurdum TV logosunu Ferhat'la Nurullah bana 35 bin liraya sattılar. Bu Aydın'la Nurullah'ın şirketinin demirbaşıdır. Ama Aydın'ın bundan da haberi yok.